Karsan, Türkiye'de yer alan fabrikasında Amerika ve Avrupa'nın gerçek yol koşullarına hazır ilk seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom Atak Elektrik'in lansmanını gerçekleştirdi. Sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini algılayabilen Otonom Atak Elektrik, planlanmış bir rota üzerinde hareket edebiliyor. Gece veya gündüz her türlü hava koşulunda saatte 50 km hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsü olarak gerçekleştiriyor. Seyirciler, uzun zamandır basın toplantılarını canlı olarak yapamıyorduk, katılamıyorduk ama artık yavaş yavaş bunları da pandemi sürecinde kurallara uyarak gerçekleştirmeye başlıyoruz. Onlardan bir tanesi ama bu toplantının benim için çok daha ayrı bir önemi var. Türk olmaktan, bir Türk olarak dünyaya ürün satabilmekten dolayı gururlandığımız bir ürün. Yanımda çok değerli bir isim var. Değerli Okan Baş bizlerle beraber, Karsan'ın CEO'su. Bu araca nasıl güveneceğiz, neler sunuyor, nerede kullanabiliyoruz? Çok sorun var. Sorulara başlayalım. 2019'dan bu yana Karsan neler yaptı? Bu gelişim sürecinden biraz bahseder misiniz? Hedef neydi? Bu hedefin yüzde kaçına ulaştınız? Bizim Karsan olarak son 3 yıldır toplu taşıma için ürünler yaratıyoruz. Bu ürünlerin yeni teknolojilerle donatılmasını istiyoruz. Bu özetle ne demek? Bu özetle şu: önce bütün gamımızı elektrikli hale getireceğiz. Sonrasında peyderpey, zamanı geldikçe bu ürünlerimizin hepsinin otonom hale gelmesini sağlayacağız. Bütün yol haritamız bu. Son 3 senedir de bunun üzerinde çalışıyoruz. Peki tüm ürün gamının elektrikli olmasında hedef nedir? Bizim hedefimiz bu yıl bitmeden 18 metreye kadar, 6 metreden 18 metreye kadar bütün ürün gamımızı elektrikli hale getirmek. Burada 6 metre ve 8 metre zaten piyasada şu anda elektrikli olarak müşterilerimizin beğenisine sunulmuş durumda ve gayet de iyi gidiyor. Ondan sonra 10 metre, 12 metre ve 18 metre olarak 3 tane ürünümüz daha yolda. Bunlar da bir sene içinde. Bu senenin sonundan önce inşallah seri üretimi hazır hale getirmek istiyoruz elektrikli olarak. Deneceğiz. Hedefimiz yani bu. İnşallah bu sene peyderpey bunları deneme imkanımız olacak burada. Asıl hedefimiz otonom noktaya ulaşmak. Karsan'ın global bir marka olarak yerini büyütmek istiyoruz. Aslında tek hedefimiz bu. Atağa baktığımızda 8 metrelik, 8.32 metrelik bir araçtan bahsediyoruz. 52 kişi kapasitesi var dedik. Neden 8 metreyle start aldınız? Neden diğer boyutlarla işe başlamadınız? İlk olmak için. Piyasada ilk olup ve müşteri gerçek bir otobüs boyutu olması açısından da 52 kişilik kapasiteyle bir otonom. Çünkü burada ilk yatırım yüksek bu araçların. Dolayısıyla daha fazla insan taşımasını bekliyor müşteri. Yani 5 metrelik araçlar küçük geliyor. Çok büyük yatırımlar için küçük araçlar, kapasitesi düşük araçlar. Dolayısıyla 8 metre ideal bir boyuttu ve biz buraya var gücümüzle odaklandık ve onun üzerine Atak otonomu çıkardık. Evet, bu bir Türk ürünü. Türk mühendislerinin Türkiye'de ürettiği, bütün tasarım, her şeyi Türkiye'ye ait olan bir üründen bahsediyoruz. 30 farklı şehirde bu aracı görebiliyoruz. İnsanlar kullanıyor. Peki Türkiye'de durum ne? Bir de şunu soracağım. Bu 30 ülkeye şu ana kadar kaç araç teslim ettiniz? Şu ana kadar 200'e yakın araç teslim ettik. 200 ciddi rakam bu sektör. Çok ciddi. Çok ciddi. Bu çünkü segmenti, evet, yok. Biliyorsunuz, evet, pazarı yok. Siz yeni bir segment yaratıyorsunuz. Yeni bir tarz yaratıyorsunuz. Bu da çok önemli ve bunun Türkiye'den çıkması da bizim için ayrıca önemli. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Yani biz ürünümüzden çok ümitliyiz. Global lansmanını yapacağız. Yani gerçekten potansiyel müşterilere sunumunu yapacağız bu ürünün. Bizim hedefimiz zaten Karsan'ın global bir marka olarak bu yeni dünyada izini İç büyütmek. İç pazarda durum ne? İç pazarda da gelişmeler var. İlgi çok fazla.
Ama bunun Avrupa'ya ya da Batı'ya oranla iç pazarda daha yavaş ilerleyeceğini biliyoruz, bekliyoruz. Halen daha bir miktar tabii mevcut dizele göre maliyetleri yüksek bunun doğal olarak. Ama bu da zaman içerisinde hem ürünün maliyetinin azalmasıyla hem bu bütçelerin daha iyi seviyelere gelmesiyle daha fazla göreceğiz Türkiye pazarında da. Atak Elektrik 52 kişilik kapasiteye sahip dedik. Ne kadarlık bir menzil sunuyor ve bunu kaç batarya paketiyle yapıyor? Şimdi bizim üzerinde kullandığımız batarya paketleri bildiğiniz gibi BMW'nun denenmiş, güvenliği kanıtlanmış ürünleri, batarya paketlerini kullanıyoruz. Lityum iyon bataryalar. Biz 300 kilometreye kadar menzil sunabiliyoruz müşterimize. Toplu taşımacılıkta genellikle günlük menzil ortalaması var mıdır? Şöyle söyleyeyim, 300 kilometrelik bir menzil bugün toplu taşımacılık dünyasında yaklaşık ihtiyacın, çünkü her parkurda kullanılıyor biliyorsunuz, günlük ihtiyacın yaklaşık %90'ı demek. Yani büyük bir oranda 300 kilometrelik menzil ihtiyaçları karşılıyor. 2 saatte şarj edebiliyoruz bunu. Peki şimdi ben araca bakıyorum, üzerinde birçok sensör görüyorum. Evet. En üstünden yanlarına kadar. Sunumda da bahsedildi. Lidarlar, radarlar, termal kameralar, bir sürü şey. Neler var bu araçta? Güvenliği nasıl sağlıyor? Yani ben vatandaş olarak buna gelip bindiğimde kartı gösterdim, geçtim, oturdum. Nasıl güveneceğim? Nasıl iç huzuruyla oturacağım? Şimdi bu aracın en önemli özelliği şu. Neyi öğretirseniz onu sürekli tekrar, 24 saat tekrar edip aynı performansla yapabilmesi. İnsandan farkı bu. Hatasız. Hatasız ve neyi öğretirseniz onu yapar. Koyduğumuz duyargalarla biz yazılıma yaptırıyoruz. İşte bu yapay yazılım dediğimiz olay da bu zaten. Yani insan gözü kadar belki perfeksiyonist değil ama çok hatasız bir şekilde bütün kurallara eksiksiz ve güvenli bir şekilde uyabilecek özelliklere sahip. Yani araçta bir yapay zeka var. Evet. Buraya da datalar bu radar ve lidar teknolojileriyle, sensörlerle aktarılıyor. Aynen. Kaç tane sensör ve radar var toplamda? Toplamda bunun üzerinde 20 kadar değişik sensör var. Lidarlar var, radarlar var, termal kameralar var. Bunların hepsi etrafını sürekli tarıyor ve bunu saniyede 20 kez yapıyor. Peki dünyaya baktığımızda ya teknoloji firmaları mobilite çözümleri sunmaya çalışıyor ya da otomobil markaları teknolojik araçlar yapmaya çalışıyor ama bir yerde hani bir bacak kısa kalıyor gibi. Şimdi siz burada güzel bir işbirliği yapmışsınız, çok iyi bir ortaklık yürüyor gözüküyor. Benim merak ettiğim şey şu, siz mi ADASTEC'i buldunuz, ADASTEC mi bu fikirle size geldi? Aslında ADASTEC de bizi buldu diyebilirim. Biz yani şöyle karşılıklı olduk. Şu anda proje bazlı olarak çalışıyoruz ama proje bazlı kazan kazan ilişkisiyle çalışıyoruz. ADASTEC ürünün bütün yapay zeka yazılımını yapıyor. Onun dışındaki aracın otonoma hazırlıklı hale getirmesi sorumluluğu bizim. Hardware'i, bütün hardware sensörleriyle beraber biz yerleşmesiyle tabii ortak çalışılıyor. Ama ADASTEC'in yaptığı bunun software'ini yazmak. Onun dışında araç Karsan aracı. Bu aracı aldık diyelim. Her yerde kullanabiliyor muyuz? Yani kullanım yerleri neresi bu aracın? Şimdi bu aracı raftan aldınız ve götürüp istediğiniz yerde biz olmadan kullanamazsınız. İlk önce müşterimiz bize nerede kullanacağını söylüyor. Biz orada bir ay boyunca çalışıyoruz. Aracı o... Ne çalışması yapıyorsunuz orada? Burada haritalandırma yapıyoruz. Orayı tanımasını şeyler yeterli mi değil mi? Hardware tarafına da bakıyoruz ama genellikle haritalandırmayla orayı konumluyoruz. Haritalandırma detaylarında neler var? Sadece güzergah, ışıklar, hani binalar veya tümsekler? Her şey var. Orada sabit bulunan ya da orada o düzen içerisinde, günlük düzen içerisinde bulunan şeyleri biz baştan öğretiyoruz ama orada bitmiyor. İlk öğretim bu. Ondan sonra daha derin öğrenmeye giriyor. Yaşadıkça öğreniyor. Çok güzel. Günlük hayatta biz böyle bir araç gördük. Kurallara bağlı ise o zaman bu aracın ben hep yolcu duraklarında durmasını beklerim. Bunları yapacak.
Evet, orada duracak. Şimdi oradaki soru şu, merak ettiğim konu. Bir durakta bir kişi, iki kişi binebilir ama öteki durakta 30 kişi binebilir. Bunları nasıl hepsini ayarlıyor? Onları da görüyor zaten. Onları da görüyor. Kapıyı açtıktan sonra ne zaman kapatacağını, bütün insanları aldıktan, bütün insanları inecekleri indirdikten sonra o güvenli olarak kapıları kapatıyor ve öyle hareket ediyor. Onu da görüyor. Acil durumlar için diyelim buna, bir sürücü mevcut. Bu sürücü ne kadar müdahalede bulunacak, ne yapacak? Çok acil durumda müdahale olabilir. Ya da bir blokaj olduğu zaman manuel olarak başka bir yere sevki gerekebilir güvenli bir şekilde. O anlamda özel eğitimler olacak tabii. Yani biz bir ay çalışıyor derken şoför değil de bunu oradaki operatörün bu ürüne hakim olmasını sağlayacak bir eğitimden bahsediyoruz. Ben çok şeyler söylemek istiyorum, böyle içim içime sığmıyor ama çok teşekkür edeyim ben sözü daha fazla uzatmadan. Teşekkür ederim. Bundan sonraki gelişmelerde birlikte olmak dileğiyle. Memnuniyetle, teşekkür ederim. Şimdi sohbeti yaptık, artık aracı deneme vakti. Ben şimdi dışarı çıkacağım, test parkurunda otonom atak elektriği deneyeceğim. Karsa'nın Bursa'daki fabrikasındayız ve otonom atak elektriği şimdi deneyeceğiz ama bilmeden önce ben size aracın üzerindeki radar ve lidar sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen önde, yanda, iki tarafta var. Bir tane tepede var lidar kamera. Onun önünde ise termal kamerayı görüyorsunuz. Burada RGB kameralar var. Önde yine bir radarımız var. Normal sensörlerimiz var. Aşağı yukarı 30 sensör diyebiliriz bunlara. 30 tane radar algılama sistemi var diyebiliriz. İşte bunlar aracın güvenliğini sağlıyor. Bilgilerin beyne ulaşmasını sağlıyor ve orada da analizler yapılarak aracın en güvenli şekilde hareket etmesine olanak tanıyor. Şimdi binelim içeri, bakalım neler hissedeceğiz, kendi kendine nasıl gidecek. Gördüğünüz gibi sürücü koltuğumuz yine var ama sürücümüz sadece bir operatör görevi görecek. Hatta orada sürücü olmasa bile aracımız hareket edebilecek. Şimdi fabrika içinde turumuza başlıyoruz. Evet, içeri ilk geçtiğimizde sürücü koltuğumuz, direksiyonumuz, dijital ekranlarımız, her şey mevcut. Tabii ki farklılıklar burada, kameralar, RGB kameralar önde duruyor. Aracımız oldukça sessiz şu anda ve saatte 50 km hıza kadar çıkıyor. Güvenlik sebebiyle, sistemlerin doğru çalışması adına. Şimdi isterseniz hemen fabrika içindeki turumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi kapılar otomatik olarak kapandı. Başka yolcunun binmediğini görüyor, algılıyor. Yola çıkıyoruz. Bakın kimse yok. Gidiyoruz. Çok ilginç bir tecrübe. Şu anda manevrasını yaptı. Çizgilerin içinde gayet güzel bir şekilde, kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Sabit bir tempoda gidiyoruz. Şu an etrafa baktığımızda gördüğünüz gibi fabrikada çalışan işçiler de mevcut. Onlar da aslında günlük hayattaki bir engel ama o engelleri de kimseye çarpmadan, herhangi bir zarar vermeden geçebiliyoruz. Bakın orada yine yürüyen yayalar söz konusu. Tabii burada çalışanlar bu sistemlere alışkın olduğu için çok rahatlar, çok fazla bakmıyorlar hocam. Bizim için ilk tecrübe tabii ki oldukça keyifli. Evet, dönüş noktasına geldiğimiz anda daha öncesinden yine kontrollü ve yumuşak bir frenle yavaşladı. Şu an sola doğru dönüyoruz. İçeriden görmüyoruz ama bütün bu dönüşlerde özellikle dışarıda aracın sinyal verdiğini de belirteyim. Aracın rotasını yaparken biraz dışarıdan gözlemledim. Tüm trafik kurallarına uyuyor. Dönüşü tamamladık burada da. Şimdi aracın içini inceliyorum. Neler var, neler yok diye. Alışa gelmiş olduğumuz özellikler var. Bakın şimdi durduk durakta. Aynadan arkası sensörler kontrol ediyor. Durakta kapımız açıldı. Binecek yolcular varsa buradan biniyor. İnecek yolcular varsa, ineceğiz düğmesine bastıysa onlar iniyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra yine sensörler kontrol ettikten sonra kapılar kapanıyor ve yola devam ediyoruz. İçeride işte aynamız var, direksiyon var, sürücü koltuğu var, her şey var, fazlaları var. Böyle bir araçla şu anda 52 kişiyi taşıyabiliyorsunuz. Hem güvenli taşıyorsunuz, hem çok teknoloji barındıran bir araçla taşıyorsunuz, hem de daha konforlu taşıyorsunuz. Artı sıfır emisyon elektrikli bir araçtan bahsediyoruz.
çevreci, güvenli ve konforlu bir araçla şu an seyahat etmenin keyfini çıkartıyoruz. Şu an yine durağa yanaşıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı canlandırma mevcut. Durakta yolcular olabiliyor. Kapılarımız açılıyor. Bütün kameralar, sensörler yardımıyla binen inen yolcular kontrol ediliyor. Şu an işlem tamamlandı. Kapılar kapanıyor ve tekrar son durağa doğru hareket ediyoruz ve turumuzu birazdan tamamlayacağız. Evet, tipik bir Türk vatandaşı otobüsün önüne atlıyor. Gördüğünüz gibi durdu aracımız. Bu testi de yapmış olduk. Evet, bu güzel turu tamamladık. Otonom karsan elektriği test ettik. Bundan sonraki gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.